Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde Zafer Yağız Vanlı ile beraberiz. Arkadaşımız 2017'de 130 bin yapmış. 2018'de 46 bine çekip Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşmiş. Ve ikinci sınıf öğrencisiyken bu yıl sınava girip HAM'da 8.448, yerleştirmede 19.065 yaparak ki OBP'si 62, Kırşehir Ahevran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başarmış. Gerçekten çok ilginç bir başarı hikayesi var karşımızda. Yağız hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür Yani ederim. azminden dolayı. Hani ben kendimi düşündüm netlere yazarken de. Yani samimi söylüyorum hani OBP'm 62 olsun. Bir üniversitede ikinci sınıf öğrencisi olayım. Hani buna cesaret edebilir miydim? Çok net bilmiyorum yani. Sevgili Yağız, senden şunu istiyorum. Önce netlerini bir paylaşayım arkadaşlarınla. Bu yılki Evet netleri hocam. Yağız'ın. Türkçe 36'ya 2, sosyal 16'ya 0, matematik 33'e 3, fen 17'ye 1, 100.5 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de 36'ya 0 matematik, 13'e 0 fizik, 13'e 0 kimya, 12'ye 1 biyoloji, 73-75'te AYT'si var. Dediğim gibi OBP 62,9. HAM'da 8.448, yerleştirmede 19. Ve 130 bin gibi 100 MF3-4 vardı o zaman. Evet. MF3 130 bin, MF4 140 bin gibi bir sıralama geldi. Ve ben açıkçası onu da beklemiyordum. Daha kötü bekliyordum. Ondan sonra böyle biraz çalıştığında olabileceğini gördüm ve mezuna kalmaya karar verdim. 2018 senesinde de TYT'm iyi geçmişti. 14.000 TYT sıralamam vardı. AYT o sene istediğim gibi olmadı. Biraz matematikle fizik güzel geçmedi. 47.000'e kadar geriledim. O sene de 9.000 geriye atmıştı. Ama yani bir daha mezuna kalmayı göze alamadığım için tercih yaptım. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleştim. Oraya da başladığım zaman hani içimde bir soru işareti olarak kaldı bu. Acaba bir sene daha kalsa mıydım? Çünkü TYT'mi de kullanabiliyordum. TYT'm iyiydi o sene. O şekilde okula devam ettim. Yani mutlu değildim. Açıkçası çok isteyerek bir tercih yapmamıştım. Birinci seneyi o şekilde geçirdik. İkinci seneye de başladım ki o süre zarfında yaz tatilinde yatay geçiş düşüncem vardı. Başka bir bölüm ama hani tıp veya diş olmayacağı için ondan da vazgeçtik sonra. İkinci sınıfa da başladım. Birkaç ay daha devam ettim. Sınava yaklaşık 7-7,5 ay falan vardı bırakmayı düşündüğüm zaman. Eve geldim, önce bir TYT denemesi çözdüm. 90 civarı bir net yaptım. O bana bir özgüven verdi gerçekten. Ondan sonra hani düşündüm, karar verdim. Okulu bile dondurmadım. Sınava çalışmaya başladım işte. Tempolu bir çalışma oldu benim için. Yani günlük 7 saat, 7,5 saati rahatlıkla geçiyordum. Haftada bir gün hiç çalışmıyordum ama yani diğer haftaya böyle daha canlı başlamak için gerçekten bir gün dinlenmeniz gerekiyor. Yani kaliteli çalıştıysanız kaliteli dinlenebiliyorsunuz zaten. İçiniz rahat. O şekilde devam ettim hocam. Sen hangi şehirde yaşıyorsun Yağız? Kayseri. Kayseri'de. Yani eve geldim dediğin zaman hani zaten Kayseri'de okuyorsun. Evet hocam. Yani bunları düşünüyorsun sürekli gidip gelirken. Bıraksam mı, devam etsem mi, Aynen gitsem mi, hocam. gelsem mi? Ondan sonra bir gün geliyorsun eve ve diyorsun ki ben bir TYT denemesi yapayım. Bakayım işler ne durumda. Ve oradan da 90 civarı net yapıyorsun. Evet hocam, aynen o şekilde. Burada diyorsun ki ya ben hiç çalışmadan 90 yapabiliyorsam, oturup çalışırsam eğer çok daha iyisini yaparım diyorsun ve nitekim de öyle yapmışsın zaten. Hani gerçek TYT'den burada 105,
100.5. Ayetten de çok iyi. Günde 7-8 saat çalışabiliyordum. Tempolu çalışıyordum. Haftada bir gün dinleniyordum dedim. Evet Peki hocam. rutinin neydi? Yaz. Yani kaçta kalkıyordun? Kütüphaneye mi gidiyordun? Evde mi çalışıyordun? Ne kadar sıklıkla ara veriyordun? Bir oturdun mu mesela kaç saat masada kalabiliyordun? Biraz onları Hocam, anlat. oturduğum zaman 1 saat genelde. 1 saat ve 15 dakika mola şeklinde gidiyordum. Pandemiden önce kütüphaneye haftada 3-4 gün gidiyordum. O güzel oluyordu benim için. Farklı bir ortam oluyordu. Sabah çok erken başlayamıyordum hocam. Yani 11-12 gibi başlayabiliyordum. Ama geç başladım diye de veya 2'de bile başlasam o günü iptal etmiyordum asla. Hani geç saate kadar çalışabiliyordum. O şekilde biz uzun aralar veriyordum 2-3 saat sonra. Mesela 2-3 blok çalıştım. Ondan sonra bir saat falan bir ara veriyordum. Onun dışında hocam işte yani o gün o süreyi doldurmaya çalışıyordum genelde. Bazı günler aksaklıklar oluyordu ama. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Benim anladığım hani kendine böyle her gün uyguladığın düzenli bir sistem yoktu ama hani bilinçli bir öğrenci olduğu için işte diyorum ya mezunların bilinç düzeyi çok yüksek derken bahsettiğim şey. Yani benim çalışmam lazım. Şöyle kenara geçip bir saat dinlendiğin zaman da hani artık tamam deyip masaya gelebiliyordum. Evet hocam. Ama bu bazen 2 saat oluyordu. Bazen 1 saat oluyordu. Ama günde Evet yedi hocam. saati, 7,5 saati bulabiliyordum diyorsun. Peki Evet. Yağız, bu da şunu soracağım. Şimdi ya senin gibi yapmaya çalışan çok fazla arkadaşım var. Hani üniversiteye gittikten sonra da başarabilirim diye düşünerek hani şu an çalışan da pek çok arkadaşım var. Peki ailen bunu nasıl karşıladı? Yani senin okulu bırakmana ne dediler mesela? Hocam ailem ilk başta biraz anlam veremedi. Hani bu kadar zaman geçti. Yani 1,5 sene uzak kaldın. Nasıl tekrar odaklanacaksın? O psikolojiye geri tekrar nasıl gireceksin gibi kaygıları oldu. Ama biraz da bana güveniyorlardı. Çünkü mezun senemde de iyi bir çekiş yapmıştım. Ailem çok fazla hani destek olmamakla birlikte çok da engel olmaya çalışmadı açıkçası. Biraz kendime bıraktı. O bilinç de gördü beni. Ben de yani Elimden geleni yaptım. elimden geleni yaptım aynen. Peki Yağız, sen tıp kazandığını öğrendiğinde ailenin tepkisi ne oldu? Onu da merak ediyorum. Çok Senin tepkin sevindiler ne oldu? hocam. Önce onu söyleyeyim yani. Sen bu sıralama Hocam ben neler hissettin? Ah hocam evrantı sıral gelince neler hissettin? Ailen neler hissetti? Bir de olayın o tarafını dinlemek isteriz. hocam biraz Tamam. böyle sınırda bir sıralamam olduğu için açıkçası diş hekimliği de gelebilir mi diye düşünüyorduk. Canım yani bana sorsaydın ben direkt söylerdim hayatta yani kaç bastık buradan diye. Evet hocam. Hani birkaç kişiye sorduk öyle bir söylediler diş hekimliğine düşebilirsin falan diye. O yüzden tıp geldiğinde çok sevindik biz. Çünkü ben tıpı daha çok istiyordum gerçekten. Ailem de çok mutlu oldu. Hani telefon susmadı o gün. Değil mi? Evet, Herkes oldu. çok güzel bir gün geçirdik. Yani çok çok güzel ama gerçekten hani hiç beklenmeyen bir şey. Sen sürpriz yapmışsın evdekilere yani. Öyle söyleyeyim. Yani bence de çok büyük bir sürpriz. Ben ya cidden bu hani anlatıyorum şimdi de ben OBP'yi yazarken yani 10 kere falan helal olsun dedim içimden. Yani çünkü Allah. cidden hani çok büyük bir cesaret. Ama işte arkadaşlar bir karar verdiğiniz zaman bu kararın arkasında duracaksınız. Yani çevresel faktörler bu illaki insanlar olarak düşünmeyin. Birilerinin bir şey söylemesi, laf sokması değil. Ya işte görüyorsunuz pandemi oldu mesela. Yağız sen o dönemde ne hissettin yani? Okulu bıraktın, pandemi oldu, konular kaldırıldı, sınav atıldı, tekrar geri geldi. Bu süreç mesela o zamanlar hiç demedin mi? Ya ben ne yaptım? Hocam Başladım yok işte öyle bir neler geldi dedin mi böyle bir şey? hayır hocam öyle hiç hani bir pişmanlığım olmadı. Pandemi döneminde de zaten sınav bir ileri tarihe alınmıştı biliyorsunuz. Evet. Ben ona da üzülmüştüm mesela çoğu kişi sevinmiştir belki. Hani süremiz uzadı diye. Ama ben kendimi o ilk sınav tarihine göre adapte ettiğim için programı ona göre yapmıştım zaten. O yüzden sonra tekrar yerine gelince sevindim açıkçası. Çünkü son bir ay ben gerçekten yorgunluk belirtileri gözükmeye başladı bende. Artık masanın başına oturamıyordum. Denemelerim işte yorgunluktan dolayı düşmeye başladı netlerim. Pandemi dönemi beni aslında çok etkilemedi. Zaten evdeydim. Tüm süreç boyunca evdeydim. Yani dışarıda bir denemeye bile katılmadım. Pandemide de evdeydim zaten. Bir farkı olmadı açıkçası fazla bir Ya farkı. dışarıda denemeye falan gitmiyor muydun? Yok hocam hiç gitmedim. Hep kendin mi yapıyordun denemeleri? Evet.
Kendim Peki yapıyordum. ne sıklıkla deneme yapıyordun mesela? Hani sınava şöyle bir skala çizsek, mesela çalışmaya başladığın dönemle sınava bir ay kalaki döneme kadar düşündüğünde nasıl deneme sıklığın neydi? Hocam sınava çalışmaya başladığım zaman haftada bir veya 2 haftada bir o sıklıkta başladım. 3-4 ay kalasında ise bölüm denemelerine çok yoğunlaştım ben. Branş denemelerine özellikle çok sık yapıyordum. Sınava yakında yaklaşık 2 günde bir deneme programımız olmuştu hatta sizle. O zamanlar daha sıklaştı tabii. Sınava yakın zaten konularım bitmişti. Her gün yapıyordum diyebilirim son bir ay içerisinde. Her gün yapıyorum. Peki sevgili Yağız, şimdi hani sınavı çok iyi anlayabilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü yani bu cesareti ancak böyle gösterebilir bir insan. Yani ben bu yükün altından kalkarım diye buraya girdiğinde sen aslında biraz sınav nasıl çalışsınlar, ne yapsınlar, neye baksınlar? Hocam öncelikle OBP'si benim gibi düşük olan arkadaşlar varsa yani bunu çok kafaya takmasınlar. Ki sonuçta bir matematiksel hesap var ortada. Mesela OBP'si 90 olan bir kişiye yaklaşık 54 yerleştirme puanı geliyor. Bana 38-39 civarı bir yerleştirme puanı geldi. 15-16 puan farkta yani yaklaşık 5 AYT sorusu demek. Ben önce bunu kabullendim. Hani benim 5 AYT sorusu fazla yapmam gerek dedim. O yüzden OBP'ye çok takılmadım ileriki süreçte. Ben TYT adına kendime çok güveniyordum hocam. O 2018 senesinde de zaten TYT'm güzel geçmişti gerçekten. Biraz böyle sınavın istediği gibi çalışmak lazım aslında. Böyle kendi yöntemlerimizi bulmamız lazım. Böyle ezberlenmiş şekilde değil de. Örneğin TYT'de ben Türkçe için dil bilgisine çok önem verdim hocam. Ayrı bir ders gibi gördüm. Çünkü az geldi dediğimiz bu sene bile 7 soru geldi. Yani gerçekten 7 soruda az değil bence. Dil bilgisi için ayrı bir kitap çözdüm. Onu oturttuktan sonra paragraf çalışması. Yani paragraf için açıkçası çok fazla soru bankası çözmedim. Ama biraz paragrafı çözme tekniğimi oluşturdum. Ana düşünce ve yardımcı düşünce sorularında mesela o paragrafı ben şıklara kadar hatırlayayım diye okumuyordum. Çünkü o paragrafta bir şey tartışıyor, bir bilgi veriliyor. Ben o bilgiyi öğrenmek için okuyordum sanki. O şekilde o paragrafı unutmuyordum şıklara kadar. Yani daha güzel aklıma yerleşiyordu. Ve farklı sorular gördükçe de yani aslında paragraflarda aynı konuların tartışıldığını gördüm yaklaşık olarak. O yüzden böyle sanki daha önce çözmüşüm gibi bir soruyu yaklaşıyordum bir soruya. Ya bu çok soru çözmekten mi kaynaklanıyordu acaba? Ya. Hocam bu sene çok soru çözmedim ama 2018 senesinde gerçekten çok çözmüştüm soru. Belki oradan bir Evet. yararlandım. Ama evet, orada hatırlama böyle olabilir. Peki şimdi OBP'si düşük olanlar dedin ki kafaya takmasın. Peki şu anda mesela herhangi bir yüksek öğretim programına kayıtlı olup da senin gibi tekrar sınava girmeyi düşünen arkadaşlarım var. Onlara ne önerirsin? Hocam onlara da hani gerçekten bu psikolojilerini çok iyi yönetmelerini öneririm. Yani psikolojik de bir savaş aslında bu. Yani karamsar olmamak lazım hocam. Sonuçta o kitapçık bizim önümüzde olacak. Yani herkes zaten tecrübeli oluyor. Yani mezunlar dediğiniz gibi daha bilinç düzeyi yüksek kişiler oluyor. Ya kendilerine güvenmeleri gerekiyor hocam. O sistemlerinden çıkmamaları gerekiyor. Yani sonuna kadar dayanmaları gerekiyor. Dayanmaları gerekiyor. Peki şuna ne dersin? Şimdi benim görüştüğüm bayağı bir arkadaşım var. Şu an üniversitede okuyup da işte okulunu bırakan var, donduran var. Ondan sonra ikisini beraber götürmeye çalışan var. Ki ben ikisini beraber götürmeye çalışanlara direkt diyorum ki yani birinden vazgeçmek durumundasın. Yani ikisi birden ikisi de sakat oluyor. Yani ne biri Evet. oluyor ne biri oluyor. İkisi de olmuyor. İkisi de geri kalıyor. Evet Yani hocam. cesareti gösterebilmek çok önemli. Hani tamam, kaybetmek istemiyorsan, elimde bir şey var diyorsan dondurabilirsin ya da bırakabilirsin. Ben böyle düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ya. Evet hocam ben zaten hani ikisini bir arada asla götüremezdim. Yani gerçekten düşündüğüm zaman yani bir oluru yoktu benim için. Ben okulu bile dondurmadım. Zaten hani geri dönmeyeceğim dedim kendi kendime. O kadar nettim. Ben Köprüleri tek attın yani hepsini. Aynen öyle hocam. Peki Yusuf, son olarak şimdi OBP'si düşük olanlara, işte üniversitede okuyanlara bir şeyler söyledin. Şu gerçekten 2021'de sınava girecek olan tüm arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylersin? Hocam öncelikle panik olmasınlar. Yani dinlenme zamanlarını iyi ayarlasınlar derim ben.
Yani hani dinlenmeye vaktimiz yok gibi düşünüyorlar ama gerçekten ona da vaktimiz var. O haftayı güzel değerlendirirlerse 6 günü mesela güzel kaliteli bir şekilde çalıştılarsa biz bir günde dinlenebilirler rahatlıkla. Ki yani diğer haftaya iyi başlamak, zinde başlamak için gerçekten gerekli bu bence. Diyorsun. Evet. Dinlemeyi ihmal etmesinler diyorsun yani. Aynen o şekilde hocam. Peki kaynak önerir misin bize yaz? Beğendik. Hocam kaynak fizikten başlayabilirim. Ben bu sene yani gerçekten iyi bir şekilde fizik çalıştığımı düşünüyorum. Fizikten 3 kaynak çözmüştüm ben. Yayın denizi, bilgi sarmalı ve palmeyi çok beğendim özellikle. Ve konuyu dinledikten sonra benim fizikte biraz eksiklerim vardı. Ya bir konuyu dinlediğim kadar da soru çözümü dinliyordum hocalardan. YouTube'da var. Soru bankası çözüyorlar. O bana çok fayda sağladı. Yani soruya nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim. Ve bol soru çözdüm işte fizikten. Kimya, biyoloji zaten 2018 senesinde de benim çok iyiydi. 13'e 0 biyoloji, 12'ye 0 kimya yapmıştım. Ona güveniyordum gerçekten. Onlardan tek kaynak çözdüm. Onun dışında Matematik. matematik. Hocam matematik için bilgi sarmalını beğendim. AYT matematik. Onun dışında matematikte çok fazla branş denemesi çözdüm. Apotemin'i çok beğendim. Kaliteliydi gerçekten. Biraz orta üstü bir denemeydi. Fen'de de apotemi çözdüm. Alan olarak. Branş denemesi olarak. Daha çok alan denemeleriyle gittim diyorsun. Evet hocam. Ben Genel de onu... deneme de çok fazla çözdüm. Genel deneme yani piyasada kalmamıştı neredeyse TYT'de çözmediğim. Öyle tabii yani deneme fazla çözersen mesela çözdüğün zaman her şeyi çözüyorsun. Hani o yüzden de hani şimdi yayın işi ismi zikretmedi mesela. Sebebi de bence ne var ne yok çözmüştür yani alan denemesinde. Evet. Bir değil iki değil arkadaşlar. Alan denemesi çok çabuk bitiyor. Haftada bir tane bitiriyorsun 20'li mesela. Evet hocam. İstanbul geldiğinde iş oraya doğru gidiyor. Yavuz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Yani umarım bu mücadeleci ruhunu hiç kaybetmeden tıp fakültesini de bitirir, uzmanlığını da yapar ve çok iyi bir hekim olursun. Sana bundan sonraki tüm hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum kardeşim. Teşekkür. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.